davet ediyorum. Sevgili hemşerilerim, hazır mıyız? Bu defa eğip diyor muyuz? Sayın Genel Başkanım, Kütahya'mıza hoş geldiniz. Sevgili hemşerilerim, miting alanımıza hoş geldiniz. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu halk buluşmasındayız. Sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz, ilçelerimizde ve beldelerimizde belediye başkan adaylarımızı belirledik. Hepsi büyük bir heyecanla çalışıyorlar. Merkez ilçe dahil olmak üzere birçok ilçeyi bu dönem Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğiyle tanıştıracağız. Halkçı belediyeciliğiyle tanıştıracağız ve halkımıza bizler dokunacağız. Bu dönemde 6 belediye meclis üyemiz vardı. Ve bir de il genel meclis üyemiz vardı. Bunu çoğaltacağız. Belediyenin meclis üyelerini çoğaltarak orada yetki bize geçecek. Kütahya'mız Anadolu'nun göz bebeği bir şehir. Tarih her tarafından tarih fışkırıyor. Termal tesisleri var. Doğa bir harika. İnsanlar doğa yürüyüşü için Kütahya'yı tercih ediyorlar. Ama maalesef Murat Dağı'nda altın madenini açmaya çalıştılar. Buna engel olduk. Tekrar deniyorlar. Yine Erigöz Dağı'nda altın madeni açmaya çalışıyorlar. İliç'i hatırlayın. İliç'te yığın liş yaptılar. Ve yığınlar maalesef aktı. İnsanlarımız o yığınların altında kaldı. Aynısı olmasın istiyorsak bu madenlere hayır demeliyiz. Altın madenlerine hayır demeliyiz. Elbette diğer madenlerimiz çalışacak, katma değer getirecekler. Kromu var, linyiti var, kömürü var, bakırı var. Birçok madenimiz var, manyezit var. Bunlar elbette çalışacaklar. Biliyorsunuz şu anda termik santralinde işçi arkadaşlarımızın bir kısmı direnişteler, haklarını alamadıkları için. Onlara da destek olacağız. Onların da hakları için mücadele edeceğiz. Daha adil, daha güçlü, daha müreffeh bir Kütahya inşa etmek için çalışacağız. Kütahya'yı sosyal ve halkçı belediyecilikle tanıştıracağız. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Evet, İl Başkanımıza bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii alan heyecanlı, alan çok güzel. Kütahya'da büyük bir değişim. Havası böyle, havayı bürümüş. Bahar gelmiş şimdiden Kütahya'ya. Ve 31 Mart'ta Kütahya'ya baharı getirecek ismi. Şöyle önce bir bayrakları görelim. Şöyle bir müziği verelim. Yapacak çok iş var. Hazır mıyız? Onu çağırıyorum. Kütahya'nın yeni belediye başkanını davet ediyorum. Eyüp Kahveci'yi davet ediyorum. 31 Mart'ın yeni belediye başkanı. Kütahya'mızın belediye başkanı. Saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Evet. Ona her şeye değer. Bu defa eğip diyoruz değil mi? Tekrarlıyoruz. Bu defa eğip. Evet. Değerli Kütahyalılar. Değerli hemşehrilerim. Hepiniz mitingimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu seçim partilerin seçimi olmayacak Kütahya'da. Bu seçim Kütahya'yı değiştirmek, Kütahya'yı geliştirmek, Kütahya'yı kalkındırmak isteyen, geçmişte hangi partiye oy verirse versin,
kalkınmış bir Kütahya ittifakını kurmak isteyenlerin seçimi olacak. Var mıyız buna? Var mıyız buna? Yolumuz aydınlık olacak, merak etmeyin değerli Kütahyalılar. Bakınız. Bakınız, yıllarca övündük. O Eskişehir bizim ilçemiz dedik. O Uşak bizim ilçemiz dedik. O Afyon bizim ilçemiz dedik. Ama hepsi bizi geçti. Hele bir de Eskişehir'in kalkınması Yılmaz Büyükerşen gibi sosyal belediyeciliğin duayeninin Eskişehir'e ayak basmasıyla, belediyeye, belediyecilikle kırsal ve kentsel kalkınma planını uygulayan bir liderle gelişti. Kütahya'da biz de bunu başaracağız. Biz de başaracağız. Bakın, Türkiye'yi her 5 yılda bir yapılan sosyal gelişmişlik endeksi sıralaması var. Sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında Kütahya değerli arkadaşlar 81 il içinde 37. sırada. Bunlar sizlere anlatılmıyor. 20 yılda geliştiremediklerini anlatamıyorlar ama ben size anlatmak zorundayım. Bizde yalan yok. Değerli Kütahyalılar, 2003 yılında Kütahya, 1996 yılında Kütahya 31. sıradaydı. Aradan yıllar geçiyor. Yıl 2024'e geliyoruz. Kütahya 37. sırada. Giderek düşüyoruz. Neyin gelişmişliği acaba? 20 yıldır verdiniz. 20 yıldır ne istediler de yapmadınız değil mi arkadaşlar? Oy dediler, verdiniz. Kitleri özelleştireceğiz dediler. Özelleştir dediniz. Özelleştirdiler. Oraya istihdamı artıracağız diye size yalan vaatte bulundular. Tüm kitlerdeki değerli arkadaşlar insanlarımızı azalttılar. İşsizler ordusu oldu. 1996 yılından bugüne geldik. Bakınız, kümaşımız gitti. Azotumuz gitti. Değil mi? Şekerimiz gitti. Gümüşümüz gitti. Seyit Ömer gitti. Ve dün itibariyle Seyit Ömerli kardeşlerimle görüştüm. 2 aydır ücretleriyle ilgili olarak verdikleri mücadelede değerli arkadaşlar görüşme sonlandırıldı. Hakları verilmiyor. Bir bardak suyun bile hor görüldü, insan haline getirildiler Kütahya'da değerli arkadaşlar. Bu layık mı Kütahya'ya? Değerli arkadaşlar, biz nerede, ne zaman eylem yaparsak yapalım, daima halkımızın yanında olduk. Ve 2015 yılından beri Kütahya milletvekilimiz Sayın Ali Fazıl Kasap'la birlikte 2018'de seçildiği güne kadar el birliğiyle çalıştık. 41 yıl aradan sonra bir vekil kazandık. 2018'den sonra değerli arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya'da 5. sıradan 4'e yükseldi. 4'ten 3'e yükseldi. 2023 seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya'da 2. sıraya yükseldi değerli arkadaşlar. 2. sıraya. Biz dedik ki 2019'da belediye başkan adayı olarak yola çıktığımız zaman ayağa kalkacaksan halk için hak adına kalk dedik. Ve Kütahya halkının hakkını alabilmesi için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu bağlamda yanımızda olun, destek verin, Kütahya'yı kalkındıralım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, Kütahya, biraz önce söyledim, ilçemiz olan Eskişehir sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 7. sırada. Uşak 29. sırada.
Kütahya 37. sırada. Bir tesellimiz var. Afyon bizden geride 41'de. Değerli arkadaşlar, o da teselli ikramiyesi olarak önümüze sunuldu. Bu gidişle 5 yılda bir yapılan bu gösterge önümüzdeki yıl bizi daha da kötü duruma düşürecek. Neden mi? Çünkü Kütahya nüfus göçü vermeye başladı. 2022'den 2023'e yapılan nüfus göstergesinde de 5000 kişi, 5027 kişi Kütahya'yı terk etmiş. Herhalde bunlar çok fazla gelir kazanıp da tatil yapmaya gitmediler 2 yıl içinde. Değerli arkadaşlar, biz Kütahya'yı 2019'da yola çıktığımız anlayışla, 2024'te tekrar aynı anlayışla yola çıktık. Kütahya'da, bir emekli kenti olan Kütahya'da emeklilerin hakkını vermek için geliyoruz. İki, dezavantajlı grup olarak kabul edilen kadınlarımızın yanına geliyoruz. Kadınlarımızı destekleyeceğiz değerli arkadaşlar. Üç, gençlerimiz, iş bulamayan gençlerimiz, eğlenmeye Eskişehir'e giden gençlerimiz, gezmeye Bursa'ya, Eskişehir'e giden gençlerimiz, sizler için geliyoruz. Türkiye'yi değerli arkadaşlar, pandemiden sonra beyin göçü vermeye başladık. Beyin göçü vermeye başladık ve Türkiye değerli arkadaşlar diyor ki gençlerimiz, biz Türkiye'de çalışmak istemiyoruz. Okuyup memleketi terk etmek isteyen kardeşlerimiz için geliyoruz. Bu memleketi terk etmiyoruz. Bu memleket hepimiz geliştirmeye borcumuz var. Kadınlarımıza borcumuz var. Emeklilerimize borcumuz var. Bu vatana borcumuz var. Bu millete borcumuz var değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bugün yerel seçim için bütün adaylar ortaya çıktı. Meclis üyeleri hazırlandı. İl genel meclis üyeleri hazırlandı. İlçe seçim kurullarına verildiler ve onaylar alındı. Partileri bir bir bakın. Ben her akşam bir yerde, bir kahvehanede, bir köyde canlı yayın yapıyorum sosyal medyadan, Instagram'dan ve Facebook'tan. Bütün adayları açık oturuma davet ediyorum. Gelin diyorum, bir araya gelin. Akil gazetecileri alın gelin. Birlikte tartışalım, projeleri konuşalım. Kütahya'ya kim daha fazla değer katacak? Bunları yapalım diyorum. Açık oturuma yanaşmıyorlar. Diyorum ki size bir tane daha şans veriyoruz. Bir tane de danışmanınızı alın gelin. Eyüp Kahveci tek gelecek oraya diyoruz. Tek gelecek. Adayların tamamına saygımız var. Şahsiyetleriyle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Ancak 1868 yılına tarihi dayanan Kütahya Belediyesi'nin 55 tane başkanının hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. İki tane de aday var içinden. Onlar da bugün yine aday. Belediye başkanlığı yapmış. Değerli şahsiyetler. Ancak diyorum ki ben onlardan daha iyi hizmet etmek üzere geliyorum. Onlardan daha iyi bir şekilde Kütahya'yı kalkındıracağım. Onlardan daha iyi bir şekilde Kütahya'ya dokunacağım diyorum. 20 yıldır denediniz. Denenmişin denenmeye ihtiyacı var mı? Arkadaşlar, yıkanılmış suyla tekrar banyo yapar mısınız? Hayır. O zaman şunu yapmanız gerekiyor. Biz Kütahya'ya projelerimizi yayınladık. Kütahya'yı önce arkadaşlar planlamak lazım. Halk TV'de de çıkmış söylemiştim. Kütahya'nın değerli arkadaşlar, TÜVTÜRK'ün oradan alın, Yoncalı'da bitirin. Bir kısmı da Eskişehir otogarına giden T çizen bir hattayız. 30 kilometrelik bir hatta uzunca bir yoldayız. Ama gelişmeyen bir yoldayız. Kütahya'ya Kütahya Planlama Ajansı'nı kurarak 30-40 yıl sonrayı planlayarak Kütahya'yı kırsal ve kentsel kalkınma modelimizle geliştireceğiz. Bizimle var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır.
Değerli arkadaşlar. O zaman biraz da projelerden bahsedelim kısaca. Kütahya değerli arkadaşlar. Bakınız. Bulduğunu değerlendiremeyen bir şehir. Ya da bulduğunun farkında değil. Bu şans ayağınıza ikinci defa geldi Eyüp Kahveci olarak. Bu sefer Eyüp Kahveci demezseniz 2024 31 Mart'tan sonra daha beter bir yönetimi gelecek. Bunu bilin, bunu görün, uykudan uyanın arkadaşlar. Kütahya 20 yılda gelişemediyse o projeleri ortaya koyduğu projelerle geliştirebileceklerini mi sanıyorlar? Devlet imkanı onlarda değil miydi? Millet imkanı onlarda değil miydi? Belediye imkanı onlarda değil miydi? O zaman niye geliştiremediler arkadaşlar, bir düşünsenize. Peki, başaran başarıyor değil mi arkadaşlar? Bir Eskişehir'e bakın, bir Kütahya'ya bakın. O zaman başaran nasıl başardıysa, başaramayan da nasıl bu hale düştüyse cevabı kimde? Halkta, seçmende. Değerli arkadaşlar, Kütahya planlamacası bu yüzden çok kıymetli. El birliğiyle bir, üniversitedeki akademisyenlerle, mühendislerle, inşaat mühendisinden jeolojisine varana kadar, mimarına varana kadar Kütahya aynı zamanda bir deprem şehri. Değerli arkadaşlar, çok güçlü bir şekilde Kütahya'nın planlamasını yapıp, deprem eylem planlamasını çıkarıp, akabinden biz imar eylem planlarıyla yol alacağız. Sonra kırsal ve kentsel kalkınma planını uygulayacağız. Değerli arkadaşlar, benimle ilgili Kütahya'da bir çivisi yok diyorlar. Bir zahmet şu benim sosyal medyama girip de okusalar, 11 sayfalık detaylı CV'miz var. Türkiye'de ve dünyada nerelere dokunmuşuz, Kütahya'da da nerelere dokunmuşuz bir baksınlar. Bakınız, şimdi önünüze gelen bu adayları parti tutar gibi, futbol takımı tutar gibi parti tutup yerel seçimde seçerseniz değerli arkadaşlar, bu işin sonu hiç olmayacak Kütahya için. Bu bağlamda adayların niteliklerine bakın, bilgilerine, becerilerine bakın, yeteneklerine bakın. Ondan sonra değerli arkadaşlar, Kütahya'yı teslim edeceğiniz adamı bulun. Bakınız, aramızda biz bir güven köprüsü oluşsun diye sizlere noterden beyanname verdik. Niçin verdik? Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışı olan kimsesizlerin kimsesi olacağız dedik. Onlar da diyorlardı, yaptılar mı geçmişte? Peki. İki, herkese eşit yaklaşacağız dedik. Yönetimde adalet ilkesini koruyacağız dedik. Onlar herkese eşit yaklaştı mı? Peki. Adaletli yaklaştılar mı? Peki. Biz israf etmeyeceğiz diyoruz. İsraf ettiler mi? Peki. Biz yolsuzluk, usulsüzlük yapmayacağız. Haram yemedik dedik. Değerli arkadaşlar, sizler gerçeği biliyor musunuz? Peki. Arkadaşlar, o zaman şuna geliyoruz. Kütahya Belediyesi'ne 31 Mart'ta seçeceğiniz belediye başkanı Eyüp Kahveci'nin kırsal kalkınma planı ile ilgili birkaç ana başlıkta projesini söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar, kırsal kalkınma için ay doğdu. Okçu, Güveşçi, Yeni Bosna, Perli, Kırgıllı hattı bizim alanımız olacak. Bizler burada çok ciddi tarımsal faaliyetlerde bulunacağız. Geven de bunların arasında olacak. Örtaltı seracılığı geliştireceğiz. Belediyenin iki tane jeotermal, değerli arkadaşlar, kaynağı bulundu Geven'de. Hatta bir tanesi 13 kilometre taşınarak kamyoncular garajına getirildi. Buralara termal tesis konduracağız değerli arkadaşlar. Şimdi geçmiş belediye döneminde yapamadıklarına da bir bakalım. Kırsal kalkınma ile alakalı olarak biz doğruya doğru, eğri eğri diyenlerdeniz. Sayın Mustafa İçağ, AK Parti'den belediye başkanlığı yapmış değerli bir şahsiyettir. Saygımız sonsuzdur. Ellerinden öperiz, hizmetleri için de takdir ediyorum. Bakınız, Yeni Bosna'da 9 tane değerli arkadaşlar doğal soğuk hava deposu yaptılar, biliyor musunuz? Bu soğuk hava deposunun
İki tanesi şoklama ve soğutma amaçlı olarak. Yedi tanesi de doğal. Elektrik tüketmene gerek yok. Kim işletiyor? Afyonlular işletiyor. Afyonlular. Patates ayıklıyorlar orada. Afyon'dan her gün 30 kadın Kütahya'ya geliyor. Ayıklıyorlar kalibrelerine göre. Bursa, Ankara, İstanbul'a gönderiyorlar. Şimdi orası değerli arkadaşlar. Orada bir tane de Yeni Bosna'da doğal olarak dağ delinen delici vardı. Sayın Işık da onu 300 bin liraya sattı. Başkan Eyüp Kahveci gelince 31 Mart'tan sonra 1,5-2 milyon TL vereceğiz. Doğal delici alacağız. Oralarda biz niye hizmet yapamadık arkadaşlar? Hekim Sinan'ımız vardı burada. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği vardı. Bundan 12 sene önce. Çayımız vardı Kütahya'da. Eczacılıktan kimyaya varana kadar, sağlıktan değerli arkadaşlar gıda sektörüne varana kadar tıbbi aromatik yetiştiriciliği vardı. Ne oldu? Sayın Işık 3 sene önce sözleşme yaptı, kapattı. Üniversiteye devretti. Üniversite YÖK'le yazışıyor, ticarileşemedi. Ama bundan 12 sene önce burada kolonyamız satılıyordu, sabunumuz satılıyordu ve çayımızı içiyorduk Kütahyalılar olarak. Kendi ürettiğimiz. Nerede? Gitti. Peki, değerli arkadaşlar, Kütahya'da bir ayakkabı imalathanesi vardı belediyenin, bilen vardır aranızda. Makineleri nerede? Depoda, çürüyor. Değerli arkadaşlar, bunlar bir şey yapamayacak. Ben size bu anlamda kırsal kalkınmayla ilgili söylemiş olduğum tarımsal faaliyetlerimi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, organik meyvecilik ve sebzecilik üzerine işleme tesisleri yapacağız. Bakın şurada Domaniç çok güzel olacak diye yazıyor. Domaniç, benim orada iki tane eserim var Domaniç'te. Hani bana Kütahya'da çivisi olmayan var diyor diye. Domaniç'in Çamlıca köyü, bizim devlet anamız Devlet Hatun, Haymanamızın Çarşamba köyünün hemen yanındaki kilometrelerinde Çamlıca köyü var. 18 tane üretken kadına kooperatifleri var. Biz orada izin alabilmesi için sıhhi koşullarda gereken desteği sağladık. Değerli arkadaşlar 18 kadın bir yıl içerisinde, geçen sene Mart ayında başlattık bu mücadeleyi. Şu anda markalarını ürettikleri tarhanadan erişteye varana kadar, salçasından turşusuna, reçeline, kozalak şurubuna varana kadar etiketleyecekler. Dün konuştum, şimdi sarımsak projesini başlatıyoruz orada. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda Durabey Köyü'nün çıkışında Domaniç'te 90 dönümlük bir alanda en son Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan 4,5 yıl tüm kamu kurumlarından izin alarak oraya 90 hektarlık bir alana biz bungalov evler kurdurduk. Ve orada şu anda güzel bir turizm potansiyelini hazırlıyoruz. Bunun daha iyisini, daha benzerini Kütahya'ya getireceğiz. Kütahya'ya. Şimdi hayvancılığa gelelim. Değerli arkadaşlar. Bizim Bölcek köyümüz vardı. Daha sonra mahalleye dahil oldu. Orada mandalarımız vardı değil mi arkadaşlar? Manda kaymağı, sütü, yoğurdu ile beraber bilinir. Şimdi mahalle artık onu yapamayacak halde. Değerli arkadaşlar, Perli mahallemiz var. Burada Alayunt'ta ve Kırgıl hattında küçükbaş koyun keçi ve büyükbaşta üretim yapacak işletme tesislerimizi biz oraya açacağız. Ve birlikte değerli arkadaşlar, hayvancılığı da böylelikle geliştireceğiz. Orada bugün Eskişehirler Kırgılı'da Keskinoğlu şirketi üretim yapıyor. İki tane tesisi var ve üstünde de, tesisin üstünde de 5000 başlık bunlar. Güneş enerji santrallerini kurdu. Biyogaz üretiminde geçecekler ve Kütahyalılar yine bir şey yapamıyor. Kırsal ve kentsel kalkınma planlaması için Eyüp Kahveci ile var mıyız? Peki son saç ayarında bağlıyorum. Sanayi çok önemli. Çünkü Kütahya son 2 yılda 5027 kişi değerli arkadaşlar göç verdi. Nereye gitti? Manisa'ya gitti. Antalya'ya gitti. Bursa'ya, İzmir'e gitti çalışmaya. Neden? Çünkü gelişemedi. Şimdi buradan giderken birazdan bitip gidince
Değerli arkadaşlar, orada göreceksiniz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin standını, orada şu yazıyor. Göçü durdurduk yazıyor. Göçü durdurduysak 5027 kişi nereye gitti arkadaşlar? Biz de diyoruz ki bunun için ben bir yatırımcıyım. Girişim uzmanıyım. Proje değerlendirme uzmanıyım. Kütahya'ya değer katacağım diyorum. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini kuracağım. Organize sanayi bölgelerini Kütahya'nın 3 tane sacaya olan bu OSB'lerin ticaret ve sanayi odası, özel idare ve belediye işbirliğiyle kurulur. Bunların tamamı gelecek. Mevcutlarda da iyileştirme yaparak Kütahya'yı da dışarıya doğru göç veren bir yerden, bir yer olmaktan kurtaracağız. Sizlere de bir borç düşüyor bu arada. Bizleri sonuna kadar destekleyeceksiniz değerli arkadaşlar. El birliğiyle Kütahya'ya hizmet etmeye var mıyız arkadaşlar? Var mıyız? Çok güzel. O zaman sorumu soruyorum. Bir, değerli arkadaşlar, uyanık olmamız lazım. Kütahya'nın bütünüyle biz görevi devraldığımız andan itibaren el birliğiyle geliştirmesine çalışacağız. Halkı yoksul olan, büyümeye aç olan ve 20 yıldır aldatılmış olan bir Kütahya'dayız. El birliğiyle biz diyoruz ki 31 Mart günü, seçim günü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Eyüp Kahveci'ye tercih veya evet mührünü basmaya hazır mıyız? Evet. Çok güzel. İki, belediye başkanını seçtik. Ama meclisi de seçmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Eğer belediye meclisini güçlü bir şekilde Eyüp Kahveci'nin arkadaşları olmazsa çalıştırırlar mı bunlar? O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin de meclis üyelerine aynı şekilde mühür basmaya hazır mıyız? Evet. Çok güzel. Yetmedi. Üçüncüsü, biz Kütahya'ya bütünüyle dokunacağız diyoruz. Kütahya'yı 5 yıl içerisinde 10 yıllık hizmet anlayışına kavuşturacağız. Bunun için gelin diyoruz. 7 tane üyesi bulunan İl Genel Meclisi'nin bugün 1 tane Cumhuriyet Halk Partisi, 3 tane MHP, 3 tane de AK Parti'den üyesi var. Yeni dönem için belediye başkanı, belediye meclis üyesiyle birlikte İl Genel Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne mührü basmaya var mıyız? Evet. O zaman kazanımız mübarek olsun. Şimdi son sözü vermeye geldi sıra. Bugünden itibaren geri sayım başladı artık. Buradan çıkıştan itibaren okul arkadaşınız, sıra arkadaşınız, komşunuz, üst kat, alt kat, yan taraf hiç fark etmez. Asker arkadaşınız, hatrınız, nazınız kime geçiyorsa Kütahya'yı değiştirmek için, bir eski şehir yapmak için, Kütahya'nın makus talihini yenmek için, el birliğiyle Kütahya'yı kazandırmak adına Cumhuriyet Halk Partisi için gece gündüz o isteğime var mıyız? Hayır! Var mıyız? Hayır! Var mıyız? Hayır! Var mıyız? Hayır! O zaman bu defa! Çok teşekkür ediyoruz. Kütahya'mızın yeni belediye başkanı Eyüp Kahveci'ye çok teşekkür ediyoruz sayın başkanımıza bu güzel konuşması için. Ve şimdi aramızda bulunan çok kıymetli isimler var. Onları buraya davet etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, genel başkan yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Büyük bir alkışla sayın genel başkan yardımcımızı buraya davet ediyoruz. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyen. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisimiz Yalçın Görgöz. Evet, onları şöyle güzel bir alkış alalım onlara. Ülkem güzel mi güzel, en iyi hak eder.
Evet, güneş açtı. Tekrar güneş açtı. Şimdi hazır mısın Kütahya? Hazır mısın Kütahya? Şimdi sizleri Türkiye İttifakı diyerek çıktığı yolda büyük bir değişimin ateşini yakan, umutların tükendiği o en karanlık zamanlarda yepyeni bir umuda ses olan, söz olan ikinci yüzyılın yeni lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç, dinamik, çalışkan genel başkanı Özgür Özel'le baş başa bırakıyorum. Alkışlarla. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba Kütahya. Merhaba Kütahya. Merhaba. Merhaba 26 Ağustos akşamı Afyon Dumlupınar'dan hücuma geçen Atatürk'ün emriyle kurtuluş mücadelesinin en önemli mücadelesinin en önemli muharebesinin verildiği Dumlupınar'ın büyük zaferin kenti Kütahya. Merhaba hepinize, merhaba. Tavşanımıza, Şapale'ye, Simav'a merhaba. Pazarlara, Hisar'a, Geniş'e merhaba. Evet'e, Dumlupınar'a, Dominik'e merhaba. Çamlıhisar'a, Altıntaş'a merhaba. Bir de oyunların neredeyse hepsini alıp da sonra bir evladı doğalgaz isteyince dönüp de onu azarlayan Tayyip Erdoğan'a inat. Yüzde doksan oy alıp da herkesin adını anıp da adını almadığı Aslan Apa'ya merhaba. Aslan Apa'da gönlü kırık kadınlar. Aslanapa'daki gönlü kırık kadınlara, annelerime, teyzemlere, hepsine diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi varsa elbette sadece güçlü olduğu yerlerin sesi olmak için değil, oy alalım almayalım hepiniz için var, hep beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte başaracağız. Kütahya'nın derdini, tasasını biliyorum. Biliyorum Kütahya'nın sıkıntılarını. Ege'nin küçülen tek kenti olduğunu biliyorum. Göç verdiğini, doğum hızının düştüğünü, nüfusun yaşlandığını, Kütahya'nın dinamizmini kaybettiğini biliyorum. Yetişmiş eleman sıkıntısını, var olanın da Kütahya'yı terk ettiğini biliyorum. Bu güzelim coğrafya, binlerce milyonlarca yıllık tarih ve Kütahya'nın bunca zenginliği, bunca imkanı varken bir turizm master planının bile olmayan vizyonsuzluğu Kütahya'yı
tamamen kendi kaderine bırakanları biliyorum. Birazdan tarım konusuna değineceğim ve özellikle Altıntaş Ovası'nın nasıl o güzel ovanın, verimli ovanın kaderine terk edildiğini biliyorum. Bir yandan Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz isteyenleri azarladığını biliyorum. Bir yandan Domaniç'te kendisi en erken 2026 derken adayın bu sene doğalgaz getireceğiz yalanıyla oy toplamaya çalıştığını biliyorum. Dumlupınar'ın, Şaphane'nin doğalgaz sorununu biliyorum. Bütün ilçelerdeki beklentiyi biliyorum. Peki Türkiye sen biliyor musun? Sen biliyor musun? 2000 bu Kütahya'yı yıllardır Cumhur İttifakı yönetir. Önce AK Parti yönetirdi, şimdi MHP yönetir. Ama yıllardır buranın doğalgaz sorunu çözülmez. CHP'nin yönettiği Eskişehir'de bu sorun yok. İzmir'de yok, İstanbul'da yok, Mersin'de yok, Antalya'da yok. Ama maalesef AK Parti'nin ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın yönettiği bu şehirde var. Oysa ne diyordu Ordu'da? İktidar yoksa doğalgaz yok diyordu. CHP'li belediyelerde doğalgaz sorunu yok. Cumhur İttifakı'nda hala doğalgaz sorunu var. Doğalgazı çözmek için genelde iktidar olmaya değil, yerelde işi bilen, çalışkan belediye başkanına ihtiyaç var. Uzun süredir bir şey konuşuluyor. Kütahya'da bir şeyler değişiyor. Mevcut belediye başkanı dikkatini dağıttı. Şehrin sorunlarına odaklanmayı bıraktı. Yoruldu, bezdi, bıktı. İlgisiz bir şekilde şehrin sorunlarından uzaklaşmış durumda. Sadece merkez ilçede değil, şehrin tüm ilçelerinde ciddi sıkıntılar var. Merkezdeki en büyük sıkıntı kartlı sayaçlarda yaptıkları tuhaf uygulama. Parayı yatırıyorsun, doğalgazını alıyorsun, bir dahakini alana kadar arada zam geliyor. Sen ödediğin doğalgazı yaktım sanıyorsun, yenisini almaya gidiyorsun, eskisinin zammını kesiyorlar. Yahu bu yaptığınızı vallahi deli dumrul yapmaz yahu. Deli dumrul yapmaz. Diğer taraftan Tunç Bilek santralinde baca sorunu var. Tunç Bilek'te yıllardır doğalgaz gelecek, bu iş hallolacak diyorlar. 10 yıldır söz veriyorlar. Tunç Bilek'i zehirliyorlar. Hem doğalgaz sözlerini tutmuyorlar, hem de bacanın filtreleri hepimizi zehirliyor. Bir yandan Tavşanlı'daki özelleştirmelerin yarattığı işsizliği, bir yandan Dumlupınar'da yeni mahalle belediyemizin yapıp teslim ettiği tesislerin ilgisizlik yüzünden perişan hale geldiğini görüyoruz. Baktık, dışarıdan destekle ve bizim bütün üyetimizle bir şey olmayacak. Bu işi Cumhuriyet Halk Partisi olarak kökünden halletmemiz lazım. Hem bütün ilçelerde, hem merkez ilçede dört dörtlük adaylarla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlerde Kütahya'da karşınızdayız. Bugün biraz önce sizinle hemhal eden, sohbet eden, konuşan Eyüp Kahveci,
Geçen seçimlerde de adayımızdı. Herkes %6, %7, %10 oy alır diye bekliyordu. Geçen seçimde büyük bir sıçrama yaptı. %26 oy aldı. Bu seçimlerde mütabakatla kendisini adaylaştırdık. Kendisini mütabakatla adaylaştırdık. Zaten bu isteği, Kütahya'ya hizmet etme isteği, Kütahyalılar için çalışma isteği hiç azalmamıştı. O günden bugüne çalışıyordu. Şimdi Eyüp Başkan MHP'deki büyük gerilemeyle AKP'ye umut bağlayanların hayal kırıklıklarıyla, Kütahya'nın geri kalmışlıktan bıkkınlığıyla yeni bir nefes, yeni bir heves, yeni bir enerji, iyi, yetkin bir yönetici, başarılı bir iş adamı Kütahya'nın sorunlarını çözecek başkan Eyüp Kahveci'yi, Eyüp Kahveci'yi Kütahya'ya emanet ediyorum. Eyüp Başkan'ı seviyor musunuz? Ona güveniyor musunuz? Ona bir Nisan'da bu güzel şehre emanet edecek misiniz? Ben de ona güveniyorum. Bugün sabah dedim, bu seçimlerde herkes başka başka yerleri konuşuyor ama seçim akşamı Türkiye'de en çok konuşulacak seçim sonuçlarından bir tanesi Kütahya'nın seçim sonucu olacak. Eyüp Başkan başkan olacak. Eyüp Başkan, Eyüp Başkan, Eyüp Başkan, Eyüp Başkan. Şimdi gelelim Altıntaş Ovası'na. Yani çiftçilerin çektiği büyük ızdıraplara. Nedir bu? En başta ama en başta ne diyordu Recep Tayyip Erdoğan? Oyu verin enflasyonu düşüreyim. Oyu verin doları düşüreyim. Oyu verin mazotu, benzini düşüreyim. İnsanları efendim biz gelmezsek bunlar gelecek. Vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler yalanıyla kandırdı. O zaman yuğlamayın da ona şu cevabı vereyim Kütahya'dan. Bak Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede bir zaman bayrağı indirmeye, ezanı dindirmeye kalktılar. O dönemde senin şimdi peşinden gittiklerin, öve öve bitiremediklerin, çok özlediklerin işgal donanmasına kırmızı halı seriyordu. Benim peşinden gittiğim Kartal İstinbotu'nun ucuna çıkmış, geldikleri gibi gidecekler diyordu. Eğer günün birinde yine birileri bu güzel ülkede beka sorunu ve Türkiye'de bir tehlike olursa, bakın Tayyip Erdoğan'ınkiler var ya, Tayyip Erdoğan'ınkiler, o söyleyince havaalanında toplanıyorlar, kot üstüne perdelik kumaştan, yalandan kefen giyiyorlar, ölmeye geldik diyorlar. Vallahi o kot üstüne perdelik kumaş çekenler değil ama Çanakkale'de, Dumlupınar'da dedesi kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi. Şimdi bu diyordu ki verin oyu, enflasyonu, hayat pahalılığını, dövizi, mazotu düşüreyim. Geldiği gün ne kadardı mazot? Bu Mayıs'ta 19 liraydı.
Şimdi kaç para mazot? 42 lira. %109. Bir yıl olmadan iki katından fazla zamlanmış. Ne yapacak Altıntaş Ovası'ndaki çiftçi? Bu ülke bir tarım ülkesi ama üretimden koparıldı. Tarlada 10 lira olan ürün satıldığı yerde 100 liraya geliyor. Ama Türkiye'de tarım sektörü küçülüyor. Çiftçiler 10 yılda 3 kez küçüldü. 2023'te küçülen tek sektör tarım sektörü oldu. Nüfusumuzun %20'si, nüfusumuzun istihdamın %15'i tarım sektöründen sağlanıyor. Yaklaşık olarak nüfusun %20'si tarım sektörüyle meşgul ama milli gelirden aldığı pay %7'den bu sene %5'e düşmüş. Yani Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylüler, çiftçiler %7'den %5'e düşmüş. Toplumun %20'si, her 5 kişiden bir tanesi toprağa bakarken, alnının terini toprağa damlatırken, o damlayan terden bereket fışkırtıp çoluğunun çocuğunun rızkını sağlamak isterken o sektör küçülüyor, o sektöre ayrılan para azalıyor. Çiftçiler milletin efendisiyken en borçlu kitle haline getiriliyor. Milletin efendisine sahip çıkmayan hükümete de Cumhurbaşkanı'na da yazıklar olsun. Son 20 yılda tarım alanlarımız tam 3 milyon hektar azaldı. 3 milyon hektar. Yani Belçika kadar. Koskoca bir ülke Belçika kadar tarım alanımız ekilmez, dikilmez hale geldi. Türkiye son 10 yılda 36 milyar dolar hububat ithal etti. Bakın, bu milletin dünyanın tahıl ambarı olması gerekirken hububat ithal eder hale geliyoruz. Ayrıca 10 yılda dışarıdan 7.2 milyar dolarlık da canlı hayvan ithalatı yapıldı. Bunların tamamı bizim çiftçimizi, bizim hayvancımızı tüketen işlerdir. Ve sonucunda ne olmuş? Sonucunda köylünün, çiftçinin bankalara olan borcu sadece son bir yılda %88 artmış. %88. Para yok, pul yok, mahsul para etmiyor ama bankaya olan borç %88 artmış. Avrupa Birliği gayri safi milli hasılasının bütçesinin yarıya yakınını tarıma ayırırken Türkiye %1.3'ünü ayırıyor. Avrupa Birliği %50'ye yakın, Türkiye %1.3. Adamlar tarımın kıymetini anladılar. Esas tarım ülkesi tarımın kıymetini bilmiyor. Ve kanun olmasına rağmen gayri safi milli hasılanın %1'i çiftçiye dağıtılacak kanun olmasına rağmen destekleme ile ilgili, yani verilecek para 263 milyarken sadece 85 milyar lira destekleme vermişler. Daha bu sene çiftçinin cebinden kanuna göre olması gereken paranın 178 milyarını bu hükümet çalmış durumda. Çiftçi bu haldeyse, açsa, yoksulsa, bankalara borçluysa, sabahın erken saatlerinde köylere haciz için sarı taksiler, avukatlar geliyorsa ve eğer çiftçinin haczedilen traktörleri haraç mezat satılıyorsa, evindeki pulluğu, televizyonu alınıp götürülüyorsa,
Atatürk'ün emaneti, milletin efendisi sefalet içindeyse bu düzeni değiştireceğiz, başka çaresi yok. Bu düzeni değiştireceğiz. Şimdi bir de şöyle bir şey göstereyim. Şimdi Sayın Başkan, Sayın Milletvekilim ve Genel Başkan Yardımcım. Şimdi bir şey göreceksiniz. Bütün Türkiye'de görüyoruz. Herkes şaşırıyor. Gözünüzün önünde canlandırın. Burada yüzde kaç emekli vardır? Şimdi bakın. Emekliler elini kaldırsın. Neredeyse %60-70. En düşük emekli maaşı 10 bin lira alan emeklilerini kaldırsın. 10 bin lira. Neredeyse emeklilerin %70'i 10 bin lirayla geçinmek zorunda. Emekliler açısından çok büyük sıkıntılar var. Biz sürekli emeklinin sorununu çeşitli karşılaştırmalarla anlatıyoruz. Bir tane de Kütahya'da yapacağız. Ama önce şunu söyleyeyim. Emekliler, AK Parti hükümetinin geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Biraz önce şu Opet'in yanında taksi durağının dibinde iki tane emekli amcamla konuştum. Televizyonlar çekti. İlk başlarda durumumuz çok iyiydi diyor. Asgari ücretin misliyle alıyorduk diyor. O zaman rahattı, şimdi kötü diyor. O zaman 1,5 asgari ücretti. Şimdi emekli maaşı 0,6 asgari ücret bile değil. 0,59. Yani asgari ücret 17 bin lira, emekli 10 bin liraya mahkum. İlk geldiğinizde, ilk amcam 26 senelik emekliymiş. Emekli maaşını çekip 3 Kasım'da şuradaki kuyumcuya gitse, altın almak istese, o günkü parayla 8 çeyrek altın alıyor. 8 çeyrek altın. Bugün 10 bin lirayı çekti, aynı kuyumcuya gitti, 2,5 çeyrek altın alıyor. Arada 5,5 çeyrek altın var. Ne oldu? Cepte 5,5 çeyrek altın olacaktı. Ne oldu? Emeklinin ayda 5,5 çeyrek altınını bu iktidar çaldı. Recep Tayyip Erdoğan çaldı. Peki emekliler şunu hatırlıyor mu? 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi emekliye iki bayramda birer ikramiye dedi. Veremezsin dediler. Baktılar 7 Haziran seçimini kaybettiler. Biz de vereceğiz dediler. Yıl 2018'e kadar oyaladılar, kandırdılar, kulaklarının üstüne yattılar. 2018 seçimi gelirken biz hatırlatınca biner lira verdiler. Biner lira. Biz 1000 lira yetmez dedik. En az asgari ücret olacak dedik. Ama 1000 lira dediler. Bakın, o beğenmediğimiz 1000 lira 2021'de 2000, bu senede GEA 5 yapacaktı, 3000 lira oldu. O beğenmediğimiz, haklı olarak itiraz ettiğimiz 1000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu 2018 yılında. Bu sene 3000 lirayı çektin, gittin şuradaki kasaba. O 3000 lira 6 kilo dana kıymayı zor alıyor. Alamıyor bile. Yani sadece emekliler, sadece 2018'deki emekli ikramiyesinin alım gücüyle bugünkü bayramdaki 3000 liranın alım gücü arasında 18 kilo kıyma kayıp, kıyma. Ramazan geliyor.
Ramazan mübarek günde kurulacak iftar sofrasından, emeklinin buzdolabından, tezgahından, mutfağından, emeklinin kursağından 18 kiloda kıyma çaldı bunlar. Kıyma çaldı. Dün Afyon'da hesapladık. Hesabı eğer sucuktan yaparsan 8 kilo sucuk çalındı emeklinin maaşından. Ve tüm hesaplar bu büyük çelişkiyi ortaya çıkarıyor. Şimdi burada, yani biraz önce söyledik, bu şehrin çok önemli bir kısmı emekli ve çiftçi. Emekli maaşıyla bir mazot hesabı yapalım bakalım. Bu da Kütahya'nın hesabı olsun. Yarın televizyonlar, gazeteler bunu söylesin, bunu yazsın. Sade geçen sene 7500 lira emekli maaşıyla 375 litre mazot alınıyordu. Bu sene 10 bin liralık emekli maaşıyla sadece 245 litre mazot alınıyor. Aradaki fark 130 litredir. Emeklinin cebinden 130 litre. Yani eğer traktöre koyarsan 2 depo, arabaya koyarsan 3 depo mazot geçen seneden bu seneye emekliden çalınmıştır. Bunu Kütahya'dan bütün emeklilerle birlikte bütün milletimize şikayet ediyoruz. Yazıklar olsun. Şimdi biraz önce gençler çiftçiler için bağırıyordu. Şimdi hem Kütahyalı çiftçilere soralım hem de emeklilere soralım. Ben emekliye emekli kartı ver. İçine 7000 lira farkı yatır. Ayrıca doğalgaz, elektrik, suda indirim tanımla %25, %40. Gel bu emekliyi bu cendereden kurtaralım dedim. Para yok dedi. 1.4 trilyon lira para lazım dedi. Biz hesapladık. 690 milyar yetiyor. Ama bu İliç'teki madendeki şirkete parayı bulmuş. Beşli çetelere bulmuş. Müteahhitlere, yandaşlara bulmuş. Her türlü yandaşa parayı bulmuş. Bir tek emekliye yok diyor. Çiftçiye yok diyor. Şimdi Altıntaş Ovası'nın çiftçilerine, Kütahya'nın köylülerine ve bütün emeklilerine soruyorum. Size böyle yapan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta karşınıza çıkacak. 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a oy var mı? 31 Mart'ta MHP'ye oy var mı? Cumhur İttifakı'na oy var mı? Bizi yok sayana biz de oy vermeyiz diyor Kütahya. Ama Kütahya kime oy vereceğini biliyor. Bir duyayım alkışları. Eyüp Kahveci'ye oy vereceksiniz. Ama ondan önce bir şartımız var. İlk kez Kütahya'da açıklıyoruz. Şimdi yarından itibaren, 8 Mart'tan itibaren Cuma günü bütün Türkiye'de belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacaklar. Daha önce bir kısmını söylemiştim. Örneğin mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısını açacağım diye taahhütname imzalayacaklar. Doğru mu başkan? Temiz adam, korkmaz ki kimseden. Ayrıca Eyüp Başkan, Eyüp Başkan, Eyüp Başkan, Eyüp Başkan,
Ayrıca Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve esnafta kadınların hayatlarını kolaylaştıracağı konuda kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını arttırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulunacaklar. Ve dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler. Cuma günü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının kamuoyuna açık taahhütlerini, mal bildirimlerinden başlayıp eşit hakça hizmeti kimseyi ayırmadan sunacaklarına kadar taahhütnameleri belediye başkanlarımıza gönderiyoruz. Bu hizmetleri sunacakların kentte ve bizim başımızın üstünde yeri var. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Şimdi her güzel şeyin bir sonu var. Kütahya güzel, insanları güzel, bugün güneşi güzel, sizinle sohbet etmek çok güzel. Ama yavaş yavaş biz Bilecik'e doğru gitmeden önce sizinle bir büyük ittifakı ve onun sözünü konuşmak, sözünü vermek isteriz. Malum karşımızda bir Cumhur İttifakı var. Her geçen gün birbirine benzeyen, küfreden, hakaret eden, istismar eden, hedef gösteren, şantaj yapan bir ittifak. Bu ittifak AK Parti ile MHP'nin dışında yanlarına bir de Hizbullahçıları aldı. Domuz bağcıları aldı. Kadınları sahiplendireceğiz diyen bir anlayış aldı. Bunlar geçen seçimlerden 10 ay önce Yargıtay'da Hizbullah'ın yasaklarını kaldıracak düzenlemeleri, itirazları yapmaya, sessiz sedasız bunların önünü açmaya başladılar. Bu tehdit, şantaj, kötü söz, kavga ittifakının karşısında güçlü, birlikte, kimseyi ötekileştirmeyen, ötekinin hakkını da savunan, kimseyi şeytanlaştırmayan, herkesi kardeşleştiren, herkesi kucaklayan bir güçlü ittifaka ihtiyaç var. Biz o ittifaktayız. İttifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı renklerini ellerinizdeki ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım kazanınca kim seviniyorsa onlarla birliktedir. Türkiye İttifakı
filenin sultanları şampiyon olunca onlarla birlikte ağlayanların, onlarla birlikte gülenlerin, Türkiye'yi sevenlerin ittifakıdır. Bizim ittifakımızda korkmak yok, korkutmak yok. Bizim ittifakımızda kötü söz yok. Bizim ittifakımız Kütahya'yı kucaklayan, Türkiye'yi kucaklayan ittifaktır. Rengi kırmızı. 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 En büyük. En büyük. En büyük. Biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye'ye güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz. Adaylarımıza güveniyoruz. Onları size, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza bu güzel konuşma için çok teşekkür ediyoruz. Ve iki kısımda önce ilçe belediye başkan adaylarımızı, daha sonra belde belediye başkan adaylarımızı buraya davet edeceğiz. Ve Kütahya'mızın markası olan bu güzel çiniyi Sayın Genel Başkanımıza hediye ediyorlar sizlerin adına. Teşekkür ediyoruz. Ve ben şimdi hemen ilçe belediye başkan adaylarımızı buraya davet ediyorum. Aslanapa belediye başkan adayımız Tuncay Tunçel. Tuncay Tunçel, Aslanapa belediye başkan adayımız. Çavdarhisar belediye başkan adayımız Halil İbrahim Alnar. Domaniç belediye başkanımız Engin Uysal. Dumlupınar belediye başkan adayımız Zekeriya Yılmaz. Emet belediye başkan adayımız Devrim Sansar. Gediz belediye başkan adayımız Erdoğan Dirican. Hisarcık belediye başkan adayımız Mustafa Akpınar. Simav belediye başkan adayımız Bünyamin Kısa. Şahane belediye başkan adayımız Lütfi Mutlu. Ve Tavşanlı belediye başkan adayımız Serkan Kılıç. İşte 31 Mart'ın yeni belediye başkanları onlar. Şöyle güçlü bir alkış alalım onlara. Sayın Genel Başkanımızla birlikte. İşte Kütahya, işte Cumhuriyet Halk Partisi. Ülkem güzel mi güzel, en iyi. Bayrakları görelim, bayrakları. Hazır mıyız Kütahya? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz ilçe belediye başkan adaylarımıza. Onu uğurlarken şimdi belde belediye başkan adaylarımızı buraya davet edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz ilçe belediye başkan adaylarımıza. 31 Mart'ta onlara sahip çıkacak mıyız? Onları belediye başkanı yapacak mıyız? Ve çok teşekkür ediyoruz onlara. Hızlıca onları aşağılıyoruz. Güzel, en iyi hak eder. Buna her şeye değer. Ve şimdi beldelerimizin belediye başkan adaylarını buraya davet edeceğim. 31 Mart'ta Kütahya'mızın belediyelerinde görevi devralacak Merkez Seyit Ömer Belediye Başkanı adayımız Halil Esen. Domaniç Çukurca Belediye Başkanı adayımız Gökhan Demir. Gediz Eski Gediz Belediye Başkanı adayımız Bayram Günay.
Simal Çitgöl. Belediye Başkan adayımız Mehmet Duymuş. Simav Demirci Belediye Başkan adayımız Turan Sümer. Tavşanlı Tunç Bilek Belediye Başkan adayımız Ahmet Albay. Tavşanlı Kuruçay Belediye Başkan adayımız Hasan Kepek. Tavşanlı Balıkköy Belediye Başkan adayımız Şafak Kınay. Ve Tavşanlı Tepecik Belediye Başkan adayımız Nazar Çakır. Güçlü alkışlarınızla Sayın Genel Başkanımızla birlikte sizleri selamlıyorlar. Yetişiriz her yere. İşte 31 Mart'ın belediye başkanları onlar. Coşkuyla alkışlıyoruz. Coşkuyla alkışlıyoruz onları. İşimiz, gücümüz Kütahya. Çok teşekkür ediyoruz. İşte Kütahya, işte Cumhuriyet Halk Partisi. İyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel. 31 Mart'ta daha güzel yarınlarda görüşmek üzere. Hoşça kal Kütahya.